Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedelerimi kıracağım. Bugün sizlerle birlikte Horus isimli oyun oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Start New Game diyorum. Herhangi bir datam, save datam vesaire yok. Başla bakalım nasıl bir oyunmuş. Oynayalım görelim. Horus. Oyun içinde oyun. Gameception. Evet, başladık. Ne oluyor? Robot mu inşa ediyoruz? Adam inşa ediyoruz. Öyle bir şey inşa ediyoruz. Okey. Şeydeki Star Wars'taki şeye benziyor. Droid'e benziyor. Okey. Adam şeyle 64 bit internetle bağlanıyor. O ses mevdu o aklıma getirdi. Evet. Ye. Robotumuzun ismiymiş arkadaşlar. Satışa götürülüyor. Oh. Her şey 8 bit tabii görüntüde. 8 bit oyunlar niyeyse bana çok sempatik geliyor, tatlı geliyor. Böyle bir... Mafya'ya mı teslim edecekler bizi ya? Robot ürettiler, mafya'ya mı teslim edecekler? Ay çok uzatmışlar ama. Biraz hızlı olun. Yukarı tuşuna basınca yukarı bakıyor sadece. Şey yapmıyor. Çok hareket etmiyor. İnşallah oyunun tamamı bu şekilde değildir. Ve doğdum. İlk gördükleri, hatırladıklarım diyor. Yaşlı kadın, çocuk ve kızları. Yeni programlar şey yapıyor. Ninja programı. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason... Diyor ki benim kötü sesimi değiştirdiler diyor. Bana biraz işte akıl verdiler ve palyaço gibi kıyafetler verdiler diyor. İyi insanlardı, nazik insanlardı diyor. Ama böyle yaptılar diyor. Heh, şimdi zıplayabiliyoruz artık. Zıpladığımızda gıcır diyoruz ama. Güzelmiş. Robota satın aldılar ve update yaptılar abi robota. The old man spent a couple of hours building some wooden platforms. He said he wanted me to jump up them. Zıplamak ister misin diyor. Evet. I must admit, I was scared. Korkmuş bizimki. Until I saw Heather and her mother happily climbing up them, that I decided Ya. that it might be okay. Şimdi adam robotu satın aldı. Robota update'ler yapıyor. Biraz zeka ekledi. Biraz hareketlerini kolaylaştırdı. Platformu sürekli değiştiriyor ve robota yine update'ler yapmaya devam ediyor. Neden yapıyor bunu acaba? Mesela diyor ki aşağı platform lav olduğunu düşün diyor. Yanar bir lav. Ne yapardın diyor. Aşağıya yastıklar koymuşlar. But I think she just wanted it to look more. Eğer diyor düşersen lava düşün diyeceğiz diyor ama aslında orada bir şey var. X'e basacakmışız. Ups. Oha. Bizim oğlan deli zıplıyor artık.
When I reached the other side, the old man just smiled. X'e basınca daha hızlısınız. Split gibi bir şey atıyor. Bir de silahımız oldu mu tamamdır. Yürümeyi öğrendik. Okey. Birinci bölüm buydu. Ya sıkıcı başladı. Yani hantal bir robotun gelişim sürecindeyiz. Bu iş nereye gidecek acaba? Bunlar bir çeşit adamlar mafya gibi ama patron bilim adamı gibi. İlk büyük yemeğine katılmış. Aile her şeydir. Yaşlı adam. Çok sessizdi yaşlı adam. Kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house. Bunlar galiba kardeş gibi bir şeyler. He preferred instead to. Çok zengin bir aile ama. Leaving everything up to his butler, Mr. Deck. Bu butlermiş, şeymiş. He insisted everyone call him. Hizmetlisi gibi bir şey. Hizmetli değil de neden olana? For a while, he called me the yellow bastard, but the old. Sarp istemiş mi? Stop, as he thought it sounded racist. Faşistlik yapma demiş. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery. Although it all went wrong for some reason. Mr. Aha. Showed me a video of his band. I'm sure. Bunlar hem hırsızlık yapıyormuş hem de bir müzik grubu varmış, orada takılıyorlarmış. Terrifying. Çok kötü sesleri varmış ama. Then there was Alice. She was the cook. Bir de Alice varmış. Çok güzel yemek yaparmış. Çok hanım bir kadınmış. Gençken bir şey varmış. Programı varmış. Mr. Silton said before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles and something about a poo in a shoebox. Okay. The next morning, the old man gathered everyone to. Abi ne kadar uzun hikaye anlattınız, artık bir şey yapalım ya. Öf, kaç dakikadır? Asked Mr. Silton. The old man smiled. Ya, hangi düğmeye tıklasam pause yapıyor? Could he help me with my newspaper collecting? Asked Alice. I'm not sure that's a good idea, said the old lady. But he can do all sorts of jobs. Yeah, said Mr. Silton. Shove a stick up his ass and he can do Dex's job. Now, said the old man, we have company, pointing to some important looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. Abi bu oyun 8 dakikadır oynuyoruz. Daha bir ilerleme kaydedemedik yani. Yine aşağı yukarı bakmalı bir şeyler yapıyoruz. Okey. Buradan nasıl çıkacağız? Everybody clapped except the important looking men. Bunlar bir şirketmiş. İşte bakmışlar, demişler ki said the man in black. Bu siyah giyen adamlar herhalde galiba bizi satacaklar bunlara. Move right unless there's something in the way. İyi diyor, Allah razı olsun, geliştirmişsin robotu, bize alalım diyorlar. The old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher, but I'm sure you'll be fine.
Yapamadık. Abi yeter, bir tane daha platform şey yaparsam, oynarsam delireceğim artık. Ya yeter. Hayır, oynamıyorum. Sinirlendim. Oyun bir yere gitmiyor. Robotu geliştiriyor. Robotu geliştirdi. Robotu geliştirdi. Robotu geliştirdi. Tamam, anladık. Robota çeşitli platformlar kuruyor. İlerlemesini sağlıyor. Ve bir mıy 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 ses tonuyla bize bir hikaye anlatıyor. Ama hikayede çok böyle aman aman insanı cezbeden bir hikaye değil bence. Bu tarz bir oyunları seviyorsanız bir platform oyunu, 2D bir platform oyunu gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal Horus'umuz, yani robotumuz İlerleyen kısımlarında eline silah falan benzeri bir şeyler alacak ve işte düşmanlara ateş ederek, üstlerinden zıplayarak hızlı bir şekilde gidip görevleri yapmaya başlayacak. Bilmiyorum ya, bu siyah giyen adamlar böyle bir FBI tarzı ya da ne bileyim benzeri bir istihbarat ya da hırsızlık vesaire yaptıracaklar bize. Öyle bir ilerlemeli oyun olacak gibi gözüküyor. En azından oyunun nasıl bir şey olduğunu görmüş olduk, test ettik. Efendim, gerisi size kalmış. Oynamak istiyorsanız Horus Epic Games'e var. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.